Yeniden hoş geldiniz efendim Ekmek ve Güle. Evet, bugün Hayatımın Bilgisi oyununu konuşuyoruz. Oyunun başrol oyuncusu Münibe Millet'le. Aynı zamanda oyun beyaz yakalı çalışan kadınların sorunlarına dikkat çektiği için hem de mühendis kadınların bu dönem özellikle TRT Diyanet tarafından da maruz bırakıldıkları bu cinsiyetçi ayrımcı politikanın kendisini Yağmur'la konuşuyoruz. Genç mühendis bir kadın arkadaşımız. Hoş geldiniz diyorum tekrardan. Aslında birinci bölümde şöyle epey bir özetledik herhalde karşı karşıya olduğumuz sorunları. Biraz böyle aslında şey de konuşmak istiyorum. Yani somut olarak beyaz yakalı çalışanlar ne görmek istiyor, ne yapmak istiyor? Yani forumlarda elbette sadece onlar değil pek çok kesimden insan artık biz bir şey görmek istiyoruz dediler. Ama o bir şeyin kendisi ne? Biraz onu sormak istiyorum. Ne çıktı ortaya? Yani forumlar tabii... Forumların yapılma amacı artık kendi gücümüzü gördüğümüz için bizler de bir şeyler yapabiliriz ve bir aradayken daha yan yanayken bir şeyler yapabiliriz ortaya çıktı Gezi ile beraber ve forumlarla beraber. Ve dolayısıyla kendi yani ortak işler yapan insanlar bir araya gelmeye başladı. Beyaz yakalılar, işte plaza çalışanları, mühendisler, kadınlar. Mimarlar, çevre plancıları gibi mesleklerden işte ortak çalışma alanları olan insanlar kendi aralarında bir çalışma grupları oluşturdular. Bildiğim kadarıyla işte plaza çalışanları da bu anlamda işte kendi sorunlarına, kendi çalışma alanlarının sorunlarına yönelik toplanıp bunları nasıl aşabileceklerini ya da alternatif olarak kendi koşullarını nasıl değiştirebileceklerine dair çalışmalar yapıyorlar, okumalar yapıyorlar, düzenli olarak toplanıyorlar. Bunları söyleyebilirim. Evet. Münibe, sen aslında arada da biraz bahsetmiştin. Oyunun yönetmeni, yazarı Özgür Akarsu da eşin aynı zamanda ve oradan da bir doğrudan organik bir bağ var ister istemez. Nasıl gözlemliyorsun? Somutta ne istiyor beyaz yakalılar? Yani en basitinden insani ihtiyaçlarının fark edilmesini istiyorlar. Bence benim yorumum tabii ki. Evet. Ve kendi taleplerini kendilerinin dile getirmelerini istiyorlar. Onların adına başkalarının değil. Çünkü en iyi dertlerini kendileri yaşadıkları için kendilerini ifade edebilirler. Arada da bahsetmiştim. Beyaz yakalılar bir şey yapsa diye bir soru, kendi içlerinde örgütlenmeleri var. Yani aslında baktığınızda çok güncel konulara değiniyorlar ya da böyle hani insanlık için çok büyük adımlar değil belki ama kendileri ve kendi farkındalıkları için çok güzel şeyler yapıyorlar. İşte atıyorum Balat'ta bir 30-40 yıldır aynı bakkalı işleten bir amcayı gidiyorlar, ziyaret ediyorlar, onu buluyorlar, onunla sohbet ediyorlar. Ve o semtin, o mahallenin içindeki yerini anlıyorlar. Gidiyorlar hep beraber oradan alışveriş yapıyorlar. Biraz kendi farkındalıklarını geliştirmeye ihtiyaçları var sanırım ve bunlar için de adım atıyorlar zaten. Evet, biraz senin eski projelerinden de bahsedelim aslında. Çok gençsin ama pek çok şeyde sığdırmışsın bu serüvene. Pera Güzel Sanatlar'da eğitimini aldın. Evet, ve dansla birlikte aslında... Dans eğitimi Mimar Sinan konservatuvardan aldım. Modern dans eğitimi aldım. Yani hem bir dansçı hem de oyuncu olarak var olmaya çalışıyorum. Evet. Seyir Defteri, Kahvede Şenlik Var gibi oyunlarda da aynı zamanda izledik seni. Evet, geçmişte oynadığım oyunlar. Evet. Bundan sonra neler olacak? Yani Hayatımın Bilgisi dışında da devam eden ya da planladığın bir şeyler var mı? Evet. Geçen sezondan kalma bir çağdaş dans performansımız var. Down to the Earth. Yani onu da sahne halde oynamıştık. Belki o devam edebilir, bilmiyorum. Şu anda çok oyuna odaklanmış durumdayız. Şu anda oyun çok taze. Çok onun heyecanını yaşıyoruz seyirciyle. Onun da bilgisini verelim bu arada. Sahne halde sergileniyor oyun efendim. Ve 11 Aralık'ta premierini yaptı. 17'sinde ve şimdi 22'sinde. 22 Aralık Pazar günü. Kadıköy'deki kent mitinginden sonra akşam oyuna bekliyoruz. Mitingden sonra arkadaşlarımızı alıyoruz, oyuna geçiyoruz o zaman. 2000 kişi olursak o zaman görüyorum. Fena olur. Evet, bu arada bir telefon bağlantımız var. Sebahat Tuncel telefon hattımızda efendim. Biliyorsunuz HDP'li 4 vekil, BDP'li milletvekillerinin tutukluluklarının devam etmesi üzerine kendilerini aşık grevine
yatırdılar ve mecliste açlık grevlerini sürdürüyorlar bir taraftan. Sebahat Tuncel'den şimdi o gelişmeleri aktarmasını isteyeceğiz. Sebahat Hanım merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet, açlık grevi devam ediyor ve esas olarak BDP'li milletvekillerinin tutukluluk sürelerinin devam etmesine ilişkin bir şeydi. Ama bir taraftan bugünün gelişmelerine baktığımızda yolsuzluk ve talanın da aynı zamanda birer neden olduğunu da görüyoruz tüm bu tepkiler için. Ne söylersiniz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben öncelikle konuğunuza da selam ve sevgilerimi iletiyorum. Televizyonlarda başında bizi izleyenler sesimizde. Siz de ifade ettiniz. Biz aslında bir hukuksuzluğa dikkat çekmek için. Burada açlık grevindeyiz. Yani sadece aslında hani 5 milletvekili arkadaşımızın hakkını savunmak değil. Aslında onlar şahsında demokratik siyasete vurulan darbeyi protesto etmek için burada açlık grevindeyiz. Aslında tam da bu açlık grevine başladığımız dönemde Türkiye'de yaşanan bu yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda Türkiye'de hukuksuzluğun nasıl bir hale geldiğini bir kez daha gösterdi. Hukukun kime göre nasıl uygulandığını, yani burada uygulanan yöntemle çok net ortaya çıkardı. Türkiye'de uzun süredir gerçekten demokratik bir hukuk devleti olma özelliğini yitirdiğini, belli bir grubun elinde aslında neredeyse bir halkın, emekçilerin haklarını gasp eden bir mekanizmaya dönüştüğünü ve istediğini terörist ilan eden, istediğini çapulcu ilan eden, istediğini rehin tutan, bir istediğini de işte zengin eden, ayakkabı kutularında paralar yapan bir noktaya getirdi. Bu aslında hukuksuzluk. Yaşamın her alanında ortaya çıkıyor ve çarpıyor bir şekilde artık toplumsal yaşamda hiçbir alan kalmadı ki bundan etkilenmesin. Evet. Dolayısıyla biz parlamentoda bu açlık grevini yapıyoruz. Çünkü parlamentonun bu konuda görev alması gerekiyor. Yani bu yasa çıkaran yer, yasama yeri burası. Dolayısıyla çıkartılan yasaların, emekçilerin, kadınların, gençlerin, yoksulların hiçbir şey olmayan lehine gerçekten devlet karşısında bireyin hak ve hukukunu savunan etnik kimliklerin, inanç kimliklerin, cinsiyet kimliğinin özgürlüğüne esas eden demokratik bir yapıya dönüşmesini sağlayacak olan yer burası. Burada yasaların çıkartılması gerekiyor ama bakıyoruz ki burası. Bırakalım bu özgürlükleri, demokrasiyi savunma, aksine kısıtlama konusunda kararlar alınıyor. Bu ülkede biliyorsunuz sorunu yıllardır çözülmeyen bir sorun ve hep bir bölücülük şeyi olarak değerlendirildi. Aslında bu bölücü olan bu devleti yönetenler, bu mekanizmasının kendisi olduğunu bir kez daha gördük. Evet, peki Sebahat Hanım, bir taraftan biliyorsunuz son gelişmelerle birlikte emniyet görevlileri görevden alındı. Polisler, 11 tane polis görevden alındı. Ama bir taraftan da gezi sürecinde biz 7 evladımızı kaybettik. Onun üzerine hiçbir polis teşhis edilemedi. Kamera görüntüleri ortaya çıkmasına rağmen hala hiçbirinin görevden alınmadığını biliyoruz. Ne söylersiniz? Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani doğrusu gezi direnişi boyunca biz biliyorsunuz hem İstanbul Valisi'nin hem Emniyet Müdürü'nün görevden alınması gerektiğini, ölümlerden bunların sorumlu olduğunu, biliyorsunuz 8'inden fazla yurttaşımız yaralandı. Onlarcası engelli oldu yani bir o polisin uyguladığı şiddet nedeniyle. Biz o zaman dikkat çekmiştik ama AKP hükümeti ısrarla yedirtmeyiz diye, hatta hatırlarsanız emniyet mensuplarına ikramiye maaşı vererek onları ödüllendirdi yani. Şimdi kendilerine dokununca bu iş başka bir nokta. Yani burada da bir kendine göre hukuk, yani iktidara göre bir hukuk olduğunu çok net görüyoruz. Yani. Bu ülkede yoksulların, emekçilerin, Kürtlerin, kadınların hak ve özgürlük talebini şiddetle bastıran, devlet terörünü uygulayanlar kendilerine sıra geldiğinde bunun ayrımcı olduğunu ifade ediyorlar. İçişleri Bakanı işte oğlunun onun haberi olmadan gözaltına alınması meselesi çok tartışılıyor ama binlerce insana bu ülke çocuğu, annesi babası haberi olmadan bir gecede operasyon yapıp aldılar ve bu iktidara yakın yandaş medyada kesin bir şeyleri vardır diye haberler yaptı. Şimdi de başka bir noktaya. Dolayısıyla yani hukuk herkese lazım, bunu ifade etmek
değişiyoruz. Dolayısıyla kişiye göre davranıyorsa, her şey yapıyorsa bu çark bozulmuştur zaten. Yani bu düzen bozulmuştur. Bunun çok net olarak ifade ediyoruz. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak da bu süreci bir şekilde halklarımızın eşitlik ve özgürlük talebini biraz daha güçlendirerek bu huzursuzluk ve adalet sistemine karşı biraz daha güçlü ses vermesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. 22'sinde biliyorsunuz İstanbul'da bir kent mitingi var. Bu kent mitingi tam da bu bağlamda da çok önemli. Yani kesinlikle. Hem yerel özelliğin, yani kendi kendimizi yönetmenin, bizim işte yurttaşlar olarak verdiğimiz işte bu ülke için vergilerin nasıl birileri tarafından çarçur edildiğini, bize işte eğitimdir, sağlıktır, barınma hakkıdır, diyelim ki daha özgür bir ülkede yaşama hakkı için değil, birilerinin, oğullarının zenginliği için kullanıldığını görüyoruz ve buna itiraz etmek için de bu miting bence çok daha önemli. Yani bu kent mitingi aynı zamanda bu yolsuzluğa karşı güçlü bir ses olabilmeli diye düşünüyorum. Sebahat Hanım, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Süremiz kısıtlı ne yazık ki. Buyurun. Ben şunu son olarak şunu söylemek istiyorum. Yani biz bu yolsuzlukla mücadeleyi güçlü yürütmezsek yarın bunun hesabını soramazsak yarın yaşanacaklardan şikayet etmeyi de hakkımız olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla yani biz bugün parlamentoda hem aslında milletvekili arkadaşlarımızın bırakılmasını hem de bu yolsuzlukla mücadele konusunda en azından parlamento düzeyinde neler yapabiliriz meselesini gündemimize taşırız. Sokakta da halkımızın sesini parlamentoya taşıyacağız diyorum. Hepinize selam ve sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, yani memleket hakikaten karmakarışık pek çok yanıyla ve aslında az önce de konuştuğumuz gibi yani Gezi'yi konuşuyoruz ama bir taraftan çok acı taraflarını da yaşadık. Çünkü polis şiddetinin artık en uç noktalara vardığı dönemlerdi. 7 tane canı kaybettik. Anneleri hala, hatta Mehmet Ayvalıtaş'ın biliyorsunuz annesi vefat etti. Bu olaylarda ismi geçen polislere ilişkin hiçbir şey yapılmazken, hatta Sebahat Hanım'ın da dediği gibi ödüllendirilirken bir anda 11 tane emniyet görevlisinin görevden alınması çok böyle bir şey doğuruyor insanın kafasında. Ne söylersin Yağmur? Yani söylenecek aslında her şey ortada. Hukuk ya da işte bu tür cezalandırmalar ya da neyse artık adalet ezilenin ya da şeyin yanında olmuyor yani. İktidarın tarafında işliyor sürekli. Şimdiye kadar yani çok münferit vakalar. Kadınların işte boşanma davalarında da taciz, tecavüz davalarında da toplu tecavüz davalarında bunlara çok sık rastlıyoruz zaten. Biz bunu hep yaşıyoruz. Bunun çok farkındayız kadınlar olarak. Yani kadın mühendislerin de özel olarak kadın mühendisler de bunun farkında. Yaşadıkları iş yerleriyle yaşadıkları problemlerde, atıyorum bir işe iade davasında falan bile yine güçlü olan taraf kazanıyor. Fakat mücadele etmek gerekiyor. Yani kesinlikle. Buradan söyleyebileceğimiz tek şey bu olacak. Tıpkı işte kent mitingine giderken insanlar artık halk biz kendi yaşam alanlarımız için kendimiz mücadele edeceğiz ve bu politik alana katılacağız. Ne istediğimizi söyleyeceğiz ve artık kendi kararımızı vermemiz gerektiğini, bunun için istediklerimizi gerçekleştirebilmek için mücadele etmemiz gerektiğini farkındayız. Bunun için. Bu arada oyunla ilgili tepkiler nasıldı? Onu da merak ediyorum Münih Bey. Yani illaki sonrasında bir böyle sohbet şansın olmuştur. Evet, evet. Yani iki oyun oynadık daha. Pazar günü üçüncü oyunumuz olacak. Tam bunu yorumlamak şu anda biraz erken olabilir ama genelde aldığımız geri dönüşümlerin çoğu çok pozitif ve çok şey geçtiğini ve seyirciye değdiğini hissediyoruz. O bize çok iyi geliyor. Evet. Gerçekten hani yorgunluğumuza değiyor ya da çıkıyor. Evet. Birçok insan şey yaşıyor, hani beni anlatmışsınız ya da ben de varım. Hani beyaz yakalı değilim ama bir insan olarak ben de aynı şeyi yaşıyorum ya da yaşadım diyenler oluyor.
geri dönüşümünü böyle almak çok keyifli. Bu şekilde diyorsun. Şimdi bir günün sözüne geçeceğiz. Efendim biliyorsunuz KES bugün grevde ve KES'li kadınlara bağlanacağız. Şimdi bakalım grevden notlar neymiş, onlar bize aktaracaklar. Buyurun birlikte geçelim. Evet, yolsuzluk bütçesine karşı grev demişiz efendim. Çünkü KES'li kadınlar, KESK bugün grev çağrısı yaptı. Son birkaç gündür de programımızda sık sık dillendiriyoruz. Nitekim grev kararı alınmadan evvel, evet bu tür olaylar ortaya çıkmamıştı henüz. Operasyonlar, gözaltılar, yolsuzluk iddiaları ve biliyorsunuz bankaların genel müdürlerinin ayakkabı kutularından 4,5 milyon dolar paranın çıkması gibi şeyler henüz ortaya çıkmamıştı. Ama öyle bir denk geldi ki hakikaten KESK'in bugüne kadar ortaya koyduğu talepler ve greve çıkma nedenlerinin kendisi aslında şöyle bir baktığımızda kendiliğinden açığa çıkmış oldu. Çünkü bu yolsuzluk, bu talan ve aslında halk için, emekçiler için ayrılması gereken bütçenin aslında nasıl yollarla kimlerin cebine gittiğini biz bu sayede de görmüş olduk herhalde. KES Kadın Sekreteri şimdi telefon hattımızda Canan Çalağan. Canan Hanım merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum hepinize. Teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz yanımıza. Aslında greve çıkma nedenlerinizin kendisi ana haber bültenlerinde, televizyonlarda şu an adım adım izleniyor herhalde. Ne söylersiniz? Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında yaklaşık 2-3 aydır yürüttüğümüz bir çalışma, grev çalışması. Satış sözleşmesini kabul etmiyoruz, bütçeden hakkımızı istiyoruz, evet, diyerek yaklaşık 1,5-2 aydır bir grev hazırlığı içerisindeydik. Bugün de 19 Aralık işte bu grevin özellikle ülkede 2 gündür yaşanan gelişmelerle birlikte yani haklı talebimizin ne kadar can alıcı olduğunu bir kez daha açığa çıkarmış oldu. Siz de görüyorsunuz, evet, bugün iktidarın kendi içinde yaşadığı rant kavgasıyla açığa çıktı ama biz yıllardır bunu ifade ediyorduk. Emekçilerden, halktan, bu ülkenin yoksullarından kesilen vergi gelirleriyle gelirler oluşan bütçenin aslında kimler için nasıl kullanıldığı bugün bir kez daha açığa çıkmış oldu. Evet. Hani bu bizim açımızdan bilinmeyen bir gerçeklik değildi. Yıllardır ifade ediyorduk. Hani bugün iktidarın kendi içinde de artık örtülemez bir biçimde açığa çıkmış oldu. Evet. Bu bizim bütçeden haklarımızı talep etmemize ilişkin yürüttüğümüz eylem ve etkinliklerin bu kapsamda dile getirdiğimiz taleplerin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Evet. Bu kapsamda bugün Türkiye'nin her tarafında örgütlü kamu emekçileri, KESK'li kamu emekçileri biliyorsunuz iş hizmet üretiminden gelen gücünü durdurdu. Hı hı. Ve kent merkezlerinde, kent meydanlarında hem bu yolsuzluk talan bütçesine karşı bütün bu yolsuzluklara karşı tepkilerini ifade etti. Hem de gerçekten bizim cebimizden karşılanan gelirlerle oluşan bütçenin tekrar bize, emekçilere, halklara, kadınlara, gençlere verilmesi için taleplerini bir kez daha alanlarda ifade etti. Evet Canan Hanım, peki işin kadına değen yüzünü de biraz aslında açmak istiyoruz biz. Çünkü evet, biliyorsunuz memleketimizde hükümet tarafından kadınların her talebine kulak tıkanıyor ve bizim kreş hakkımız, sığınma evi ihtiyacımız üstü kapalı bir biçimde bütçe yetersizliğiyle açıklanıyor çoğu zaman. Ve tüm bunlara karşı aynı zamanda bir istihdam paketi planlanıyor ve kreş meselesinin de böylece gündeme dildiğini ancak biliyoruz. Ne dersiniz? Evet. Kadınların taleplerine kulak tıkanıyor olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Tam sizin de ifade ettiğiniz gibi bizim de 19 Aralık grevinin temel taleplerinden bir tanesi bu cinsiyet körü, kadını görmeyen bütçeye karşı hani kadınlara, tüm kadınlara, başta emekçi kadınlara ve tüm toplumda yaşayan kadınlara pozitif destek uygulanmasını istemiştik. Çünkü var olan bir cinsiyet eşitsizliği var ve bütçenin bu cinsiyet eşitsizliğini giderecek biçimde, ortadan kaldıracak biçimde düzenlenmesini istemiştik. Ancak tam sizin de belirttiğiniz gibi hani aslında mevcut durum kaynakların yetersiz olması, kaynakların olmaması ile ilgili değil. Tam tersine iktidarların bütçeyi yaparken tercihlerini kimden yana kullandıklarıyla alakalı, evet, bir durum söz konusu. Bugün hani açıkça ortaya çıktı ki iktidarın tercihi sermaye, rant, işte bu talan çevreleri ne yazık ki. Yoksa evet, hani bütçe gelirleri itibariyle
bizim bütün taleplerimizi karşılayacak durumda aslında bakarsanız. Evet. Sonuçta vergilerimiz de bu bütçeyi finanse eden biziz. Her şeyin ötesinde bizim temel hakkımız bu. Yani kadınlar olarak, emekçiler olarak, yoksul halklar olarak bu ülkede hani var olan gelirlerin eşit ve adil bir biçimde paylaşılmasıyla ilgili bir sıkıntı yok. Asıl sorun iktidarın tercihleriyle alakalı. Hani bu tercihlerin de ne olduğu bugün hiç izah direkt duymayacak şekilde açıkça ortaya serilmiş durumda. Peki Canan Hanım, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ben için. Ben çok teşekkür ediyorum. Hepimize kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, yolsuzluk bütçesine karşı grev dedi bugün Keskliler. Ve birçok ilde alanlardaydı hakikaten. Kamu Emekçileri Sendikası'na üye eğitimciler ve sağlık çalışanları. Şimdi bakalım stüdyomuzda neler olacak. Bu arada haftanın kitabını açıklıyoruz efendim. Bizden ayrılmayın. Evet, bütçe, operasyonlar vesaire derken gerçekten bu oyun aynı zamanda bir nefes almanın şeyi olacak herhalde, değil mi? Şöyle bir hayat karmaşasından uzaklaşıp 2 saatlik ne de olsa bir nefes almaya çağıralım buradan izleyicilerimizi. Evet, lütfen gelin. Bu arada Münibe'cim, biz seni hayat bağlarında izledik. Ben şimdi uzun süredir hatırlamaya çalışıyorum neydi diye dizinin adı. Az önce aslında telefon bağlantısı devam ederken hatta aklıma geldi. Hayat Bağları çok güzel bir diziydi ve aslında yani artık böyle diziler de yapılmıyor, öyle değil mi? Yani böyle dizilerin genel şeyini yani, düşününce. Birçok insan senin gibi fark ediyor da hatırlıyor beni. Bir dakika ben diye yaklaşıyorlar ve hemen anlıyorum aslında nereden hatırladıklarını. Çok uzun yıllar oldu yani 8-9 yıl oluyor neredeyse. İnsanların hala aklında ve o yıllarda sektör böyle de değildi. Hani şimdi neden öyle diziler yapılmıyor'un cevabı biraz orada da yatıyor aslında. Hani çok daha tazeydi dizi yapım aşamaları falan. Benim için gibiydi çünkü. Yani o kadar gerçekti ki hakikaten. Zaten Melek Baykal'ın da inanılmaz bir şeyi vardı orada. Güven Kıracın aynı Kenan şekilde. Kenan Pars vardı, kesinlikle. Rahmetli. Yani o yüzden beni en çok etkileyen kısmı odur herhalde. Çok gerçekçi, çok hayata dair. Şimdi biraz böyle izlediğimiz hayatlar bizim çok uzağımızda. Entrikaların döndüğü, işte hep böyle yalılarda geçen hikayeler. Artık böyle bir başka bir şeye doğru geçiyor herhalde. Ne dersin Yağmur? Vallahi yani çok izleyemiyoruz biz dizi ama. Şey diyorsun, çalışma koşullarından artık. Çalışma koşullarından pek. Ama işte dizilerde tabii genel bir kadın şeyine bakacak olursak da kadın karakterlerin, kahramanların standart işte hiçbir şey yani kendi varlığını gösteremeyen, varlık ifade edemeyen karakterler. Sürekli edilgen ve işte yani acı çeken işte. Karakterler görüyoruz. Çok da memnun değiliz açıkçası yani dizilerde gösterilen, ifade edilen kadın karakterlerinden. Yani Hayat Bağları'nda da Melek Baykal'ın oynadığı karakter de hayat için içerisinde mücadele veren bir kadın profiliydi. O yüzden çok beğendiğini düşünüyorum. Ve hayatındaki adamlara rağmen belki de bunu demek lazım. Çünkü işte eski eşi bir tarafta, çocuklar bir tarafta, yeni bir şey bir taraftan istiyor ve o geliyor. Ve tüm bunların arasında aslında böyle mücadele eden bir kadın profili yine karşımıza çıkıyor dediğin gibi. Şimdi bu haftanın kitabını ben hemen çok geçirmeden söylemek istiyorum. Mücadele eden bir başka kadın da Fosforlu Cevriye efendim. Evet, siz onu filmlerden hatırlıyorsunuz. Türkan Şoray'ın başarılı performansıyla vücut bulmuştu Fosforlu Cevriye. Suat Derviş'in kaleminden dökülen bu kitap hakikaten bir sokak kızının, Fosforlu Cevriye'nin hayat öyküsünü anlatıyor. Ama bir taraftan da biliyorsunuz memleketimizde çokça ön yargılar var. Aman canım, o da o yolu seçmeseydi şeklinde en azından. Ama Fosforlu Cevriye'yi okuduğunuzda aslında bunun altında yatan nedenleri ve o hayatın zorluğunu oluşturan şeyleri bir açığa çıktığını görüyorsunuz aslında. Cevriye'nin karşısına bir adam çıkıyor ve o adam aslında bu zamana kadar hiç kimsenin davranmadığı kadar iyi davranıyor kendisine ve hastalık sürecinde de o kadar sahip çıkan, o kadar şefkatli bir
yaklaşımla karşılaşıyor ki belki de hayata bakışını değiştiren bu oluyor biraz da. Ama elbette sokakta süre giden bir yaşamı biz belki çok eğlenceli hallerine tanık olduk izlediğimiz Türk filmlerinde. Ama kitapta biraz daha hem acıklı yanı hem mücadeleci yanı ortaya çıkıyor. O yüzden Suat Derviş'in Fosforlu Cevriye kitabı bizim için haftanın kitabı oldu. Bu arada bizi Twitter'dan evet gönderdiklerinizi takip ediyoruz. Onları paylaşmaya devam edeceğiz. Ama öncesinde Suat Derviş kimmiş onu birlikte tanıyalım isterseniz. Ardından tekrar burada olacağız. Ben yazar. Hayata. Ta 1940'larda. Erkek egemen Türkiye edebiyatı bu hem komünist hem de kadın yazarlık mücadelesi veren yazarı itinayla unutmuş. Tıpkı türünün diğer örneklerine hep yaptığı, yapmaya çalıştığı gibi. Peki kimdir Suat Derviş? 1905 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk gençlik yıllarından itibaren politik hareketin ve yazın hayatının içindedir. 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası'na bağlı Kadın Varlığı adlı derneğin kurucularından. ...1971 yılında devrimci gençleri evinde saklamaktan dolayı, yani ölümünden bir yıl önce yine tutuklanmıştır. 1972 senesinde ise Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde hayatını kaybeder Suat Derviş. Makale, fıkra, çocuk masalları, radyo piyesleri, skeçler ve tiyatro oyunları yazar, çeviriler yapar. Ve böyle yoğun bir ömre 14 roman sığdırır. Peki böylesine verimli, böylesine yaratıcı ve hareketli bir kalem nasıl olur da unutulur? Böylesine görmezden gelinir. Kurumsallaşma mücadelesi vermekten hiç vazgeçmeyen ve bu uğurda kuruma aykırı her yazarı tek tek dışlayan edebiyat çevrelerinin baskın ve baskıcı tutumları üzerine ne kadar düşünsek azdır. Ya Fosforlu Cevriye'yi bilmeyen, tanımayan var mıdır? Evet, kendisi Yeşilçam'ın göz bebeklerinden biridir. Yaratıcısı ise Suat Derviş'in ta kendisidir. Burjuva bir Osmanlı çocuğu olarak başladığı hayatına toplumsal gerçekçi bir yazar, bir aydın olarak devam etmeye çalışmış, bu çabasını da son nefesine kadar sürdürmüştür. Fosforlu Cevriye'de onu yarattığı İstanbullu bir sokak. Ve ona inanması. Ama Suat Derviş, Cevriye'yi bu kadar sevmese, Cevriye de bu kadar fosforlu, samimi ve unutulmaz olamazdı herhalde. Tüylerimiz şöyle bir diken diken oldu herhalde. Ben çok utandım açıkçası. Yani... bilmiyormuşum, ismini bilsem bile hani Suat ismi, yani yine çok cinsiyetçi bir yaklaşım ama çok hani evet ve bir kadını anlatan bir eserin bir erkek tarafından yazıldığını düşünüyormuşum yani. Evet, aslında Suat Derviş hayatını bu nasıl diyeyim, o edebiyat dünyasıyla ilk tanışan erkekler olmuş biliyorsunuz Cumhuriyet'ten daha öncesinden bu yana. Ve orada ısrarla yazma mücadelesi veren de bir kadınmış eş zamanlı olarak. Çok da güzelmiş. Çok da güzelmiş. İthaki Yayınlarından çıktı efendim Fosforlu Cevriye. Alıp okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Ben de hakikaten kendi adıma çok keyif aldım. Şimdi aslında yani şöyle Suat Derviş'le de düşününce birlikte... Yani hangi sınıfa
sınıftan olursa olsun bir kadın mücadele etmek için sadece kadın olması bile yeterli bir neden, öyle değil mi? Bu eksende mesela beyaz yakalıları ve mühendis kadınları düşününce nasıl bir şey yapmalı? Yani TUMOP'lu kadınlar özelinde düşünelim özellikle. Yağmurcuğum, ne söylersin? Yani evet, Suat Derviş'in Derviş örneğinde de gördüğümüz gibi kadınlar hep mücadele etmişler. Hı hı. Bir takım alanlara, yaşam alanlarına girebilmek için. İşte edebiyatçı olabilmek için de ayrıca bir mücadele etmiş ve bu Osmanlı'dan beri böyleymiş bu topraklarda. Evet. Böyle de devam ediyor. TUMOP'ta mimar ve mühendislerin, mühendis odalarının bir birliği ve çeşitli odaları bünyesinde barındırıyor. Fakat tabii artık TUMOP'un örgütlülüğünün önüne geçildi. Örgütlü gücünün biraz önüne geçildi. Çünkü bakanlıklara bağlandı idari ve mali olarak denetimi. Örneğin Kimya Mühendisleri Odası'nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yolsuzlukla ismi anılan bir bakanlığa bağlandı. Erdoğan Bayraktar kendisi. Evet, mali olarak onlar inceleyecekmiş artık odalarımızı. Dolayısıyla yani zaten mimar ve mühendislerin mesleki örgütleri bir takım demokrasi mücadelelerinde de örgütlenen ve fikirlerini ifade eden örgütler. Kadınlar da burada örgütleniyor. Kadınlar kendi mücadeleleri için örgütleniyorlar. TUMOP'lu kadın mühendisler son olarak kadın kurultayını gerçekleştirdiler. Burada da yine erkek egemen fikirlerin havada uçuştuğu bir kurultay olmasına rağmen yine burada da fikirlerini ifade ettiler. Çünkü ciddi anlamda hani yine bir demokrasi mücadelesi için ortada olan bir kurum olmasına rağmen, yani TMOP örgütünü böyle ifade edebiliriz. Fakat yine de kadınların temsiliyetinin çok da iyi olmadığı, bunun için de vurgu yapmak lazım. Yani ne durumda şu an mesela kadın temsiliyeti? Ya tabii ki yeterli değil. Yeterli değil. Çünkü ya bunun her alanda olduğu gibi gerekli görülmediği gibi bir algı var hala. Bu çok da önemli bir mesele değilmiş gibi. Böyle bir algı var her alanda olduğu gibi. Evet. Fakat buna karşılık çok mücadele eden, çokken yani çeşitli yayınlarıyla, işte kurultaylarıyla, panelleriyle, toplantılarıyla il il birim birim çalışan bir kadın örgütlüğü de mevcut. Mücadelesi de mevcut. Fakat dediğim gibi her alanda mücadele etmemiz gerekiyor kadınlar olarak. Kesinlikle, bunun altını da çizmiş olalım. Münibeciğim, sen ne söylersin? Yani tiyatrocu kadınların ya da işte sonuçta tiyatrocuların da bir araya geldiği çeşitli oyuncular sendikası var örneğin. Sen yer alıyor musun ya da nasıl bu bir araya gelişlerin meslek gruplarına göre mi olması gerektiğini düşünüyorsun, yoksa başka şekliyle mi? Yoksa Gezi ile birlikte böyle, evet ya bulunduğumuz yerde park varsa gidelim orada hep birlikte, orada kimler yaşıyorsa sorunlarımızı konuşalım, tartışalım. Yani biraz doğaçlama gelişiyor açıkçası. Hani bir yerde bir parlama varsa ya da bir hareket varsa gayri ihtiyari oraya doğru çekiliyorsun. Hani nerede bir kitle oluşuyorsa oraya destek vermek istiyorsun. Ben de öyle oluyor en azından. yani birlikten güç doğar anlayışıyla. Oyuncu sendikası son zamanlarda çok gerçekten başarılara imza atıyorlar. Ben üyeleri olmama rağmen çok yanlarında bulunamıyorum. Çok dağılmış durumdayım çünkü. Evet. Yani Yoğurtçu Parkı Forum'una gitmeyi tercih ettim açıkçası. Evet. Onların yaptığı şeylerle ilgilenmekten öte, ama yanlarındayız. Evet. Bu arada o somutluğun bir diğer göstergesi de şu yel değirmeni meselesi herhalde, evet, değil mi? Orada bir ev var ve kültür merkezi haline getirecekler yakında neredeyse. Ziyaret etme şansın oldu mu? Don Quixote'a gidemedim ama Don Quixote sürecinden önce bir yel değirmeni, o duvar resimlerini gezmeye gitmişliğim var. Evet. İnanılmaz bir yer haline geliyor yani yel değirmeni. Çok keyifli. Ve yani birlikte aşure etkinlikleri yapan, işte her şeyi birlikte, hatta şu bakkal meselesini sen söyleyince benim aklıma direkt o geldi. Hani gidip aynı bakkaldan alışveriş yapmak, hani bizim gibi düşünmüyorsa biz yani onu ikna etmeye çalışalım ama olmuyorsa da artık elimizi ayağımızı keselim buradan gibi bir. Evet, şey de var aslında, sanırım komşuyuz da, yani Yerdeğirmeni mahallesinde oturuyoruz ikimiz de.
Benim de gördüğüm kadarıyla daha yeni yeni ben de katılmaya çalışıyorum çalışmalarına. Hı hı. Şöyle bir şey var. O gezide ortaya çıkan kent bizim, sokaklar bizim, bizim mahallemiz. Bunun yani işte mahallemize bir taş kaldırılacaksa bile artık bize soracak dediği için insanlar. Hı hı. Öyle bir algı gelişti. Böyle bir kültür yerleştiği için artık. Evet. Yel değirmeninde de şöyle işliyor olay. Yani AVM'ler istemiyoruz. Bunu ifade ettik yeterince zaten gezide de. Açıkça niyetimiz belli zaten. Mahallemizdeki bakkalla iletişimimiz olsun. Yani oradan alışverişimizi yapalım. Hı hı. AVM'lere gitmeyelim. Ya da mahallemizde bir sinema mı var ya da bir tiyatro mu var ya da bir atölye mi var? Başka bir şey ya da işte yani orada yaşayabilmek. Oranın öznesi olabilmek. Aslında hani oraların özneleri biziz. Öyle olduğumuzu unuttuk. Evet. İşte bir yerlerde oturabiliriz, beraber konuşabiliriz. Mahalle halkı olarak oranın sorunlarını konuşabiliriz. Sosyal etkinlikler yapmak isteyebiliriz ama yer bulamıyoruz atıyorum. Evet. Bunun için yerler de kendimizi açabiliriz. Bunun için araştırmalar da yapabiliriz. Bunun için çalışabiliriz. Hı hı. Yel değirmeninin böyle aslında bu anlamda iyi bir örnek. Tabii. İşte beraber aşure yapılması. Şimdilerde şöyle çalışmalar da olacak ileride. Biraz tüyo vereyim. Olur. İşte o mahalledeki okullar, okulların yani orada okuyan çocukların işte sosyal zamanlarını nasıl değerlendirdiklerine dair hani işte belki hobi olarak işte müzik çalışmaları, evet, işte oyunculuk atölyeleri gibi ya da işte orada okuyan işte daha çok fakir ailelerin çocuklarına ek dersler vermek yani işte parasız, ücretsiz tabii ki de. Böyle dayanışmayla, böyle işte beraber olduğumuzu hissetme amacıyla çalışmalar yapmayı da planlıyoruz yani. Evet. Geldiğimin planlıyorlar. Aslında sen de oraya ait hissediyorsun ister istemez. Çünkü bir kere gitmek bile yetiyor aslında ait hissetmek öyle için. Şimdi ben gittiğimde mesela işte duvarları boyayan kadınlar, ne bileyim kovayla su çeken kadınlar görünce böyle ister istemez insan etkileniyor. Ve o birlikte bir şey yapma gücünü yeniden hissediyorsun. Çünkü geziden sonra biraz da böyle bir durulma süreci de yaşandı ya. Ben onu sindirme süreci. Evet, olayları anlama. Evet, her şey çok hızlı gelişti çünkü. Yani, yani insanlar dayanışma içerisindeyken kimse kimseye kadınmış erkekmiş diye bakmıyor. Yani bu çok önemli. İnsansın. Yani o 5 yaşındaki çocuk da insan, 15 yaşındaki ergen çocuk da insan, 70 yaşındaki dede ya da nene de insan. Yani insan odaklı meseleye bakabilmek. Çünkü doğrudan insan haklarının ihlal edildiği bir süreçle karşı karşıya olunca dediğinde doğru hakikaten. Şimdi Twitter'a dönelim isterseniz efendim. Cevaplarımız ardı arkası kesilmiyor. Bugünkü sorumuz herhalde çok şey oldu. Yani gündeme denk düşen bir şey oldu. Evrim şey yazmış. Gördük ki hayallerimize göre kullandığımız eşyalar da bütçemize göre şekil kazanıyor demiş. Aynı zamanda Özge arkadaşımız ayakkabı olarak ayakkabı çıkardı benim kutudan herhalde diye söylemiş. Aslında tabii ki de normal olan bu durum ama yani artık memlekette hiçbir şeye de şaşırmaz duruma geleceğiz yakın zamanda herhalde. Siz nasıl cevaplıyorsunuz hakikaten? Ben herkese soruyorum, konuklarıma sormadım aslında. Ne çıkar sizin kutudan çıksa çıksa? Yani benim kutularımda, kutucuklarımda genelde şey olur. Böyle ya çocukluğumdan kalmış, benim için böyle hatıra değeri olan işte mektuplar, resimler. Genelde kutularda öyle şeyler tutuyorum. İşte eski boya kalemlerim falan, oyuncaklarım gibi şeyler. Hı-hı. Ama insanlardan acayip şeyler, yaratıcı şeyler çıkıyor ya da geliştiriyorlar. Eski mektuplar diyen var hakikaten. Senin dediğin gibi bu eski şeyleri ben de mesela saklarım yani. Eski sevgilinin fotoğrafları diyen var. Ödenmiş faturalar diyen var. Böyle dediği gibi evrimin bütçeye göre işlevsellik kazanan bir durum herhalde. Ben çok teşekkür ediyorum programımıza geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Son olarak tekrar edelim aslında. Sahne halde sergileniyor oyun. Bu pazar 22 Aralık. Pazar günü saat 8.30'da sahne haldeyiz. Hı hı. Ocak ayında da 9-10 Ocak 8. kat Aznavur Pasajı'nın içinde Galatasaray'dayız. Evet. Ve yine 21 Ocak'ta sahne haldeyiz. Evet. Yağmurcuğum sen ne söylersin son olarak? ne söyleyeyim? Yani
kadın mücadelesi her alanda sürüyor. Kadın olmaktan kaynaklı sürecek de galiba. mücadele şart diyorum. Kesinlikle. Sorunlar devam ettikçe dediğin gibi mücadele de devam edecek. Ama o arada bir nefes almak, bir durup böyle başka şeylere de zaman ayırmak, özellikle tiyatro gibi, sinema gibi kültürel faaliyetlere de zaman ayırmak bizler için önemli. Biz çünkü sürekli gazete küpürleri arasında şöyle bir bakıyoruz, aa evet bu da varmış deyip geçebiliyoruz. Ama artık aslına bakarsan devlet tiyatroları da yani çok yüksek meblağlar değil bilet fiyatları. Ama özel tiyatrolarda biraz ister istemez şeyi zorluyor herhalde. Yani meselenin sadece parayla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Hani devlet tiyatrolarının ya da şehir tiyatrolarının kendi içinde başka sıkıntıları var tabii. Belki. Ama hani seyirci gerçekten bir oyunu beğendiği zaman ya da biri beğendiği zaman o yayılıyor ve evet. Parası gerçekten çok önemli olmuyor yani. Evet. Yani o ayda bir oyun denkleştirip mutlaka gidilebiliyor. Kesinlikle. Hayatımın Bilgisi oyunu da tam da böyle bir oyun herhalde. tabii izleyince siz karar vereceksiniz efendim. Bugünlük Ekmek ve Gül'den bu kadar. Hayatımın Bilgisi oyununu, beyaz yakalı kadınların çalışma koşullarını ve onların aslında ruh hallerini biraz böyle konuşmaya çalıştık. Bir taraftan da güncel gelişmeleri de şöyle masaya yatırdık aslında. Ekmek ve Gül'den bu haftalık bu kadar. Sorularımıza cevaplarınız devam ediyor. Takip etmeye devam edeceğiz biz de. Çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Pazartesi günü biz 14.10'da hafta içi 4 gün buradayız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.